İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Doktor Ali Ercan Özgür ve Doktor Elvan Cantekin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, ben konuklarımızı tanıtmak istiyorum hemen. Doktor Ali Ercan Özgür, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de gerçekleştirdi. Tezi, uluslararası fon ve yardımların koordinasyonu ve etkisi konusunda idi. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim bölümünde yeni bölgelikçilik anlayışı ve Türkiye ve Avrupa'da bölgesel kalkınma ajansları teziyle gerçekleştirdi. Ali Ercan Özgür, İDAMA Uluslararası Kalkınma ve Danışmanlık Şirketi, İnogar, İnogar Art Sanat Kuluçka Merkezi ve İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi kurucu ortaklarından. TESEV tarafından yayınlanan Yerel Yönetim Sistemleri Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti kitabının, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan İş Hayatında İnsan Hakları kitaplarının yazar ve editörü. Yerel kalkınma, sivil toplum, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında birçok makale ve konuşması bulunuyor. 2001 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma, bölgesel kalkınma, Avrupa Birliği, kalkınma fonları, etki fonlaması, yerel yönetimler ve şehirler, şehir inovasyonu, vatandaş bilimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve sivil toplum alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Evet, gördüğünüz gibi Ali Ercan tam da bizim programımızın konularıyla ilgili bir uzman doktor. Evet, okurken tekrar yorulacağını zannettim Gürhan. Yok, senden kısa bahsedeceğim çünkü daha öncesinde de izleyicilerimize seni tanıtmıştık. Doktor Elvan Cantekin ise Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölümü öğretim görevlisi ve eğitimleri de hep afetler üzerine. Aynı zamanda Mali Afet Gönülleri Vakfı eski genel müdürü, senelerden beri afetlerle ilgili hangi konu varsa onlarla ilgilenen bir arkadaşımız. Programın kaydını biz pazar günü 29 Ağustos günü saat 14'te gerçekleştiriyoruz. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü sizler bu programı yarın, yani pazartesi günü saat 16'da izleyebileceksiniz. Programımızda afetler ve sivil toplum ilişkisini konuşacağız. Sorunları, çözümleri aramaya gayret edeceğiz. Tabii ki yangınlar, seller ve yangınlar hala bitmedi biliyorsunuz. Tunceli'de halen devam ediyor. Sonrasında özellikle ihtiyaç haritası olarak ne oldu, ne bitti bunları konuşacağız. Çok kısa ihtiyaç haritasını da tanıtmak istiyorum. İhtiyaç haritası Türkiye'de kurulmuş ve resmi olarak tüm illerde ihtiyaç sahiplerinin ve destekçilerin bir platformda toplanmasını ve eşleşmesini sağlayan önemli bir kurum durumunda. İhtiyaç haritası aynı transferlere dayalı harita tabanlı veri eşleştirme yapıyor. Online imece kültürünü yaygınlaştırarak kişi ve kurumları bir araya getiren ve mahalle, bölge veya şehir bazında topluluklar oluşturuyor ve toplulukları harekete geçiriyor. İnsanların aynı yardımlar aracılığıyla yoksullukla ilgili sosyal sorunlarla mücadele etmelerine destek olmak için ortaya çıkmış ve hizmet veren gönüllü bir web sitesi. Aynı zamanda yapılanma da kooperatif, değil mi Ali Ercan Bey? Evet, doğrudur Gürhan Bey. Evet. Kooperatif olarak yapılandık. Evet, ihtiyaç haritası konusunda söylenebilecek çok şey var, verilebilecek çok bilgi var ama onları da programımız içinde Ali Ercan Bey'den rica edeceğiz. İhtiyaçharitası.org sitesini bütün izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Evet, ben ilk soruyu Elvan'dan rica ediyorum. Ali Ercan Bey'e yöneltilecek ilk soruyu. Evet, evet, esasında demin şöyle kısaca özetlediğin rezümesine baktığın zaman sorulacak çok soru var ama ben yani fazla konuyu uzatmadan direkt son dönemlerdeki yaşadığımız çeşitli afetlerle bağlantılı olarak sormak istiyorum soruyu. Öncelikle
Bu afetlerle ihtiyaç haritasının hani nasıl dahil olduğu, ne gibi çalışmalar yaptığı konusunda kısaca bilgi alırsak, ondan sonraki belki de konuşmalarımıza ışık tutar bu. Siz geçmişte daha işte İzmir depremi olsun, Elazığ depremi olsun, hatta şeyde Arhavi'deki sel felaketleri olsun, bu tür afetlerde yer aldınız. Son dönemde de işte şeyde Manavgat'ta, Marmaris'te oluşan yangınlar ve arkasından da Kastamonu ve Sinop illerindeki sel felaketlerinde de ihtiyaç haritası olarak bulundunuz, çalışmalar yaptınız, sahada da gözlemleriniz oldu. Bu konuda bir kısaca bir bilgi verebilir miyiz dinleyicilerimize ya da izleyicilerimize? Nasıl, ne gibi çalışmalar yapıldı, ne gibi ihtiyaçları tespit ettiniz ve bunu tespit ederken hani nasıl bir yöntemle yaklaşıyorsunuz? Tabii. Ya önce çok teşekkürler hem konuk aldığınız için. Ben izleyicisi olduğum bir programa konuk olmak benim için ayrıca keyif. Yani şehir meselesini gündemde tutmak, çünkü hani dünyadaki artan problemlerin, Türkiye'deki artan problemin en ana sebeplerinden biri hızlı kentleşme, kalabalıklaşan kentleşme ve aslında işte bunun sonuçlarını yaşıyoruz. O yüzden çok teşekkürler. Biz ihtiyaç haritasını ilk kurduğumuzda 2015 yılıydı. İşte oyuncu arkadaşımız Mert Fırat'la beraber biz buna böyle bir fikren kafa yoruyorduk. Yani hani bu ihtiyaç listesi, bir harita olsun, bunu görünür, şeffaf. Aslında temel çıkışımız buydu. Orada da ikimizin de ilham aldığı iki şey vardı. İkimiz de mahalle kültürüyle büyüdük. Ben Şehremin'de, İstanbul'da büyüdüm. Mert de mahalle kültürüyle büyüdü. Yani biz önce mahallemizdeki sorunlara nasıl sahip çıkarız ki? Öncesinde zaten Elvan Bey'le tanışıyorduk. Hani mahalle afet gönülleri de o anlamda çok kritik rol üstlendi. Bir ilhamı vardı. Ama Van depremi ikimizi de çok etkilemişti. Yani Van'a gitmiştik, orada hani ayrı ayrı zamanlarda gitmişiz ama oradaki koordinasyonsuzluk bizim bu yardımları koordine etmekle ilgili çok kritik bir unsur. Benim zaten yüksek lisans tezim de uluslararası ölçekte yardımların yönetimi üzerine. Bu bir problem alanı. O yüzden biz hep baştan beri ihtiyaç haritasını kurarken afetler zamanı da bir rol üstlenebilir mi? Şehirlerdeki kriz zamanlarında işte şeffaf, görülebilir unsurları yerine getirebilir mi diye hep kafa yoruyorduk. Ve biz ihtiyaç haritasını kurduğumuzda işte aynı destekler, diğer çalışmalar ama hep arka planda ekiple beraber hep kriz senaryolarını, afet senaryolarını çalışıyorduk. Elazığ depreminden önce de aslında mevsimlik tarım işçileri, özellikle Mersin, Adana bölgesinde hep sel felaketleri oluyor. Biz oralarla ilgili bir takım çalışmalar yaptık Hayata Destek Derneği ile. Orada mevsimlik tarım işçilerinin afet sonrası ihtiyaçlarını gidermek için. Sonra da Elazığ depremi oldu. Biz o refleksle Elazığ'a gittik. Zaten valilikte de aslında tesadüfi bir çalışmamız olacaktı. İhtiyaç haritasını, çünkü biz kentlerde sosyal şehir, akıllı şehir uygulaması olarak da işbirliği yapıyoruz. İşte yakın zamanda Beşiktaş'ta işbirliği yaptık. Pamukkale Belediyesi ile. Yani aslında yardımların belediye ölçeğinde koordinasyonu için biz ihtiyaç haritası bir ürün, sosyal bir ürün olarak çalışmaya başlamıştık her konuda. Elazığ depremine de gittik. Orada sağ olsun valilik, il ticaret odası ile beraber bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu gördük. 170 tane tır gelmişti ve o 170 tırın depoda tasnifi, koordinasyonu için bir mekanizma yoktu. Biz burada aslında bir gönüllü, yani kriz yönetimi yapıp gönüllü sistemi kurduk. Yani bir gecede 600 tane gönüllüyü organize ettik. Sağ olsun birçok sivil toplum kuruluşu da gelmişti. Biz hızlıca bir sivil toplum afet platformuyuz dedik. Bu çağrıya kulak veren kurumlarla beraber. Ve orada aslında ihtiyaç haritasının sistemi, ihtiyaç sahibi ihtiyaç giriyor. Destekçi de onu buluyor. Biz bunları eşleştiriyoruz. Biz onu şehir ölçeğinde yaptığımızı düşünün. 50 noktada vatandaşlar okullara, spor salonlarına yerleştirilmişti. Depoya gelmiş 170 tane tır var. O malzemelerin nereye ne ihtiyaç var? Onları aslında tasvip edip gönderme üzerine bir manuel koordinasyon yaptık diyelim. Dijitaliz normalde. Ve bu bayağı basit bir depoda internet. Ki işte kamunun da bununla ilgili aslında çalışmaları olmuş ama fiber internet altyapısı gerektiği için aslında işlemedi. Şimdi burada da aslında sosyal girişimlerin, işte çok aslında basit çözümlerin, çok daha büyük görünen devasa afetlerde ne kadar işleve sahip olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle Elazığ depreminde biz yaklaşık 100 milyon TL tutarında değere sahip yardımı, malzemeyi çok şeffaf biçimde yer değiştirdik. Bu da sonrasında da aslında rakamlarla, gönüllülükle, ki biz hani sonrasında kamunun da gönüllülüğe bakışıyla ilgili bir çerçeve çizdiğini düşünüyoruz. İşte sonrasında dediğiniz gibi Giresun'da sel felaketi oldu. Edirne'de mülteci krizi oldu. Sonrasında yine bir sel felaketi oldu yaz döneminde. İzmir depremi geldi. Yine İzmir depreminde de biz bu sefer ihtiyaç haritası olarak
yani her kriz, Elvan Bey siz çok daha iyi biliyorsunuz, çok deneyimlisiniz. Hani her afet kendine özgü bir durum yaratıyor. Yani evet bir takım standartlar, bir takım genel şeyler yapıyorsunuz. Ama gün sonunda o sahaya gidip görmek ve oradaki işte merkez yerel ilişkileri, yereldeki sivil toplum kuruluşları, gönüllülük, toplumsal travmanın durumuna göre bir kriz yönetimi yapıyorsunuz, kararlar alıyorsunuz hızlı. İzmir'de de aslında bu yine çok büyük bir infialdi. Kış koşullarıydı, insanlar yıkılan evleri bırakmak istemiyordu ve çadır kent ve geçici işte yerleşimler çok uzun sürecekti. Biz bir kira bir yuva diye bir fikir attık ortaya. Ve inanın sadece 3 haftada 46 milyon TL toplandı. Belediye, işte emlakçılar odası. İzmir'de biz insanları hem boş olan evlere yerleştirdik hem de kira parası. Hiç paraya dokunmadan şeffaf. Ne yapmış olduk? Yine böyle bir hızlı bir çözüm yaratmış olduk. Yangına geldiğimizde ise tabii ki hani yangının da başka bir dinamiği vardı. Çok geniş bir coğrafya. Şimdi benim bir çalışma alanım bölgesel kalkınma. Bölge, işte afet bölgesi, yangın bölgesi. Şimdi artık yeni bölge tanımları var. Hani bize hep eski usul böyle bölge tanımlarımız var. Güneydoğu, işte Marmara bölgesi vesaire gibi. İşte bu esnek bölge dediğimiz yeni yaklaşımlar var. Şimdi afetler de tam bunun göbeğine oturuyor. O yüzden yeni bir bölge var orada. Afet bölgesi ve yangın bölgesi. Şimdi burada kim var? Yerel yönetimler var, sivil toplum var, etkilenen topluluklar var, zarar görenler var. İşte Mazı'da, Bodrum'da Mazı, Marmaris'teki işte şey, dağlık alanlar, Manavgat, Manavgat'ta şehire kadar inmiş durumda. Ve bundan etkilenen işte köylüler, geçim kaynaklarını kaybedenler ve merkezi yönetim var, yerel yönetimimiz var. Şimdi bir yönetişim, yerel yönetişim ve genel bir afet yönetişimiyle ilgili bir durum yaşanıyor. Buna belki problem de diyebiliriz ama bir vaka yaşanıyor. Bizler de sivil toplum olarak Elazığ'dan beri aslında iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Yani sonuçta sivil toplumun rolü de birazcık bir nebze olsun yol göstermek kamuya, özel sektöre, diğer kurumlara. Bir nebze olsun da yaralara merhem olmak ve o hızlılıkla, hızıyla yerelde koordinasyon yapabilmek. Biz bunu başardık. Neyle başardık? Biz arama kurtarmaya dahil olmuyoruz aslında. Yangın söndürmeye de dahil olmadık ama ne yaptık? Bilgi paylaştık. İhtiyaç ortası olarak biz bu afette öncesinde hazırlığımız vardı. Afet haritası yayınladık. Afet haritasında da yangınlar hangi noktalarda oluyor? Önümüzdeki 3 gün işte çektiğimiz veriler var. Bu sefer biraz biz veriye dayalı sistemi dijitalize ettik. En azından kamuoyunu doğru yönlendirmek. İşte yangın nerede çıkabilir? Yerleşimleri nasıl koordine edebiliriz? Gönüllüler nereye yerleşebilir? Ve depo yardımlar nereye gelebilir? Aslında bunun hepsinin görülebileceği bir sistem oluşturduk. Genel gözlemim, hani sizin sorunuza cevapla böyle genel bir şeyden aldım ama genel gözlemim sahada bir kere merkezi yönetimde yerel yönetimin bir böyle görüş ayrılıkları oluyor. İkincisi afet böyle çok liyakate dayalı bir sistem. Gönüllü olarak herkes sonuçta buna yardım etmek istiyor. Eğer doğru bir kriz iletişimi, talep iletişimi, destek iletişimi yapılmazsa bu sefer vatandaş elini koymak istiyor. Bu da aslında bir şekilde kaos yaratıyor. İşte ünlü isimleri gördük, influencerları gördük. Yani herkes bir şey yapmak istiyor. Ama doğru bir kanala yönlenmeyince ve bu afet koordinasyonu iyi bir planlama, kriz iletişimiyle yapılmayınca işin içine biraz da siyaset girince mesele içinden çıkılmaz oluyor. Yani afet anları birazcık daha aklı selim kalacağını, biz de bunu öğrendik aslında belki bunu söyleyebilirim. Sakin kalıp kriz yönetimi yapıp eşgüdüm halinde açık iletişimle yürütülmesi gereken bir süreç gibi görüyorum. Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi yaptığınız işi ihtiyaçlarla imkanları bir araya getirmek. Yani bir yerde bir afet sonrasında veya bir yoksul bölgede ihtiyaçlar var. Destekçileri buluyorsunuz ve iki tarafı oldukça şeffaf bir düzen içinde bir araya getiriyorsunuz. Fakat bir de tabii ki bunu yaparken siz de üzerinde durdunuz. Herhangi bir bölgede afet olunca orada bir koordinasyona da ihtiyaç oluyor. Özellikle son örneklerden hareket edersek, yangınlar ve sellerden hareket edersek ne yapıyorsunuz? Merkezden mi kalkıp gidiyorsunuz? Yerelde herhangi bir bağlantınız var mı? Mesela buna ilişkin internet sitenizde özellikle üniversite gençleriyle bir ilişkiniz olduğunu, bağlantınız olduğu, temsilcilikler olduğunu biraz bu konuda da bilgi verir misiniz lütfen? Tabii ki.
Ya biz afet olduğu anda aslında ilk etapta anlamaya çalışıyoruz. Kamu kurumlarından, yerelde kamu kurumları, işte ulusal ölçekte kamu kurumlarıyla irtibata geçiyoruz. Durumu anlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bizim böyle 5000 üzerinde gönüllümüz var. Türkiye çapında 81 ilde. Bu bazen üniversite öğrenci kulüplerimiz var. Birlikte çalıştığımız. Bir, 350 tane sivil toplum kuruluşu var. Bizim ihtiyaç haritası sistemini kullanan. Türkiye'nin dört bir yanında küçük yerel sivil toplum kuruluşları da var. İşte tesadüfen anlar var. Yani nedir? İşte ne bileyim işte biz Bodrum Belediyesi ile zaten 6 aydır bir çalışma yürütüyoruz. O yüzden Bodrum'daki çalışmayı çok hızlı. Orada bir ekibimiz vardı zaten gönüllü çalışan. Biz hızla orada zaten bodrum.ihtiyaçharitası.org hazırlayan bir ekip varken biz hızla onları afete yönlendirdik. Kendimiz kalkıp Marmaris'e ve Manavgat'a gittik. Orada hem belediye hem AFAD yetkilileriyle görüşüp hem de afet platformu var. Parçası olduğumuz, kurucusu olduğumuz. Afet platformundaki sivil toplum kuruluşları da hızla depo, koordinasyon, yerelden bilgi. Yani çoklu kaynaklardan biz veri elde edip o veriye yönelik merkezde bizim bir kendi karar alma ekibimiz var. Kurucu ekip, yönetici ekip. Biz onlarla birlikte ne yapalım? Bu anda, bu afette neye ihtiyaç var? Onun kararlarını ve bizim elimizde ne araçlar var yardıma ihtiyacı olabilecek? Hızla aslında bir kriz yönetimi yapıyoruz. Bu tabii uzun saatler telefon görüşmeleri, ekipleri sahaya götürme, yola çıkma gibi süreç ilerliyor. Arama kurtarma ve işin sıcaklığı devam ediyor çünkü. Yani biz mesela yangına çok müdahale etmiyoruz. Ama yangına gidecek olan işte tırmık ihtiyacı bir anda doğdu. İşte biliyorsunuz helikopter ve işte malzemeler. Biz onlara biraz odaklanıp bir de veri, hani aslında doğru veri, kamuoyuna doğru veriyi ulaştırmak, açık veriyi ulaştırmakla ilgili. Yani işte bizim afet haritası da öyle çıktı. Yani biz bunu baktık sahaya, gittik, neye ihtiyaç var? İki şey, doğru veri, önümüzdeki çünkü o dönem için 20 gün daha bu yangınlar devam edecekti. İnsanları doğru yönlendirmek, çünkü bir panik havası da yaratılıyordu. İkincisi de çok hızla etkilenen köylere biz ne yapabiliriz? Özellikle kırsal kalkınma, geçim kaynaklarıyla buna odaklanmaya karar verdik. Yani burada aslında gözlem yapıp, hızlı karar verip, yereldeki destekçilerimizle, ki bizim hakikaten Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel destekçilerimiz de var. Yani biz Marmaris'e gittik mesela, çok ilginç. Hani biz Covid döneminde bir bilgisayar destek kampanyası yürütmüştük. İzmir Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne ulaştırmıştık birçok bilgisayar ihtiyaç sahibi gençler için. Mesela Çağdaş Yaşam Destekleme İzmir'deki ekibi biz Marmaris'te ziyaret ettiğimiz köyde karşılaştık onlarla. Hiç tanışmadık yüz yüze, hiçbirimizi tanımıyorduk ama işte sivil toplumun birlikte paylaşmanın, uzun yıllar birlikte olmanın bu faydası oluyor. Hızla onların ihtiyaçlarını orada, onların gözlemlerine yer verdik. Yani aslında çeşitli yerel kaynaklar, bilgilerle harmanlayıp koordine oluyoruz. Vatandaşlar da tabii, yani zaten bir yandan afetler çok acı verici ama bir yandan da hani bizim imece kültürümüz ve yardıma koşma kültürümüz çok güçlü. Çok güçlü bir efor. Sadece tabii kriz anlarında bu çok güçlü şekilde ortaya çıkıyor. Elvan Bey daha iyi bilecektir. Krizden sonra bu peyderpey bunun önemi azalıyor ve o motivasyonu bulamıyorsunuz. Biz işte bir o motivasyonda tutmaya çalışıyoruz. Hani ihtiyaç haritası, yardımlar, işte destekleri koordine etmek üzere. Konuşmanız içinde Bodrum Belediyesi ile zaten çalışmakta olduğunuzu belirttiniz. Bu çalışmayı da bir kısaca anlatabilir misiniz? Bir risk tespiti çalışması mı, yoksa bu tür durumlarda nasıl organize olabileceğine ilişkin bir çalışma mı? Aslında bizim çalışmamız, biliyorsunuz pandemi döneminde Bodrum çok hem göç aldı hem de nüfusu çok arttı. Bodrum'un özellikle altyapıyla ilgili, yani yeni bir vizyon, yeni bir yaşam alanıyla ilgili bir düşüncesi vardı. Orada da mahallelerin ihtiyaçları neler, onu tespit etmekle ilgili aslında böyle bir hem vatandaş karnesi hem buna yönelik bir yerel ihtiyaç tespit analizi gibi bir çalışma yürütecektik. Tam belediye ekipleriyle aslında buna çalışmaya başlamışken bu afet oldu. İşte Mazı özellikle yandı ama biz çok hızlı, hani orada olduğumuz için buradaki özellikle Elazığ'daki bizim afet deneyimini buraya taşıdık. Yani burada tabii bir şeyi de söylemek lazım. Süreklilik çok, yani tabii kamuda bazen bu süreklilik olamayabiliyor. İşte AFAD'ın yetkilisi değişebiliyor. Yereldeki otorite buna bir deneyim, yani olmamış olabiliyor bu büyüklükte bir afeti. Burada deneyim paylaşımı, hani ve o bilginin sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz aslında.
Evet, bu konuda ben bir şey yapmak istiyorum. Şimdi Ali Ercan Bey anlatırken işte kriz yönetimi yaptık. Orada gittik işte kriz masası oluşturduk demedi ama ona benzer bir ifadeyle hani durumu ifade şey yaptı. Elazığ'daki durumu anlattı. Şimdi bunlar esasında dinleyince biraz bana garip geliyor. Bunların esasında bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi tarafından söyleniyor olması birdenbire yani ortada bir boşluk mu var sorusunu aklıma getiriyor. Yani böyle bir durumda bu boyutta bir şeyde afette yani bu tamam boyutları büyük bir afet ama çok da kontrol edilemeyecek AFAD'ın o sınırlaması içerisinde artık bir mi iki mi neyse derecede bir afetten bahsediyoruz. Bu noktada sizin oraya gittiğinizde esasında kriz masasının var olması, kriz koordinasyon merkezinin oluşmuş olması, gelen sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde doğru yönlendiriliyor hale gelmiş olması falan gerekmiyor mu diye kendi kendime böyle bir düşünüyorum açıkçası. Burada sorun nedir? Yani şimdi kriz yönetimi ya da afetlere müdahale genel olarak hakikaten çok aktörlü, çok şey değişik toplumun değişik segmentlerinin de katılması gereken, unsurların da katılması gereken bir faaliyet. Ve bunun bir sürü yönü de var. Yani sadece bir şey diyelim ki operasyon değil, yani bir yangın söndürme değil. Bunun arkasında işte bu şey mağdur olanların, etkilenenlerin desteklenmesi, orada çalışan ve birebir yangınla mücadele veren kişilerin desteklenmesi, ne bileyim birçok şey var. Burada sivil toplum kuruluşları esasında çok büyük bir kaynak da getirebiliyor ve çok önemli bir unsur. Bunun doğru kullanılması, doğru değerlendirilmesi nasıl olabilir? Bu gerçekleşti mi? Sizin gözlemleriniz bu konuda nedir? O soru olarak da bunu sorayım ben. Evet, Tabii. ilk Ya şöyle soruya dönersek tabii bu soruyu 99 yılından beri Tabii. soruyoruz. Ve hala aradan 22 sene geçmiş olmasına rağmen sormaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama buyurun Ali Ercan Bey. Yani şey diyebilirim. Yani 99 depremi en kötüsü ise şimdi daha kötü. Yani şu anda hani o en kötü oysa şimdi biraz daha iyiyiz. Çünkü özellikle yani o dönem Evet. Akut'un çok büyük bir rolü olmuştu. Arama kurtarma problemliydi ama hem teçhizat hem makine, AFAD'ın oradaki rolü. Bir kere hani olaylara, krize işte enkaz kaldırmadan işte cihazlar, belediyeler de bu konuda çok hani ciddi yatırımlar yaptılar. Hani o taraf iyi durumda diyebiliriz. Kamu, Elvan Bey, bir kriz masası kuruyor. Yani illaki ya bir bakan yardımcısı oluyor başında. O şehri de kuruyor. Ama tabii burada katılımcılık ne kadar işte o tartışılır. Biz çok tesadüf Elazığ depreminde hani Vali Bey'le başka bir çalışmamız tesadüfüyle biz o kriz masasına dahil olabildik. Biz gidince de zaten böyle bir şaşırdı herkes. Siz İstanbul'dan bunun için mi geldiniz? Hatta sivil toplum birliği vardı Elazığ. Onlar hakikaten böyle gözyaşlarını ya dedi hani ne kadar güzel böyle bir dayanışma. Zaten sivil toplumun da rolü bu. Hani gelip ucundan tutabilmek. Orada böyle biraz alışılmış vakıf ve dernekler vardı sadece. Biz bu dönem gelince o bir böyle bir aslında şaşırttı. Ama sonraki diyaloglar bizim niyetlerimiz gerçekten iyi anlaşılınca kamuyla çok güzel bence diyalog yakaladık yani AFAD, Kızılay'ıyla birbirimizden öğrenerek birbirimize alan açarak. Bu hani özellikle ilgili kurumlarda çok iyi durumdayız. Ama benim şeyle yani bir boşluk var dediniz ya o çok güzel bir tespit. Şimdi bir boşluk var, bir problem var. Bu problem ne? Bu problem yönetişim problemi. Yani çok ciddi bir yönetişim problemi var ve her vakada da ayrı şeyle izliyoruz. Yani Elazığ'da işte yani hani akademik şapkamla konuşayım birazcık hani bir merkez yerel yönetim ilişkisi çalışan birisi olarak. Şimdi Elazığ'da bir belediye var gayet etkili, ticaret odası var, işte valimiz var ve bakanlık yetkililerimiz var. Yani hepsi aslında eşgüdüm halinde çalışan, hiçbir problem olmayan. Çünkü biliyorsunuz siyaset oluyor bu işlerin içinde. İşte AK Parti bir belediye var. Merkezi yönetimde zaten. AK Parti iktidarı var. Şimdi şeye baktığınızda çok iyi koordine olması lazım. Hayır olmadı. İzmir'e geliyoruz. İzmir depreminde CHP'li bir belediye var ve çok iyi bir liderlik gösterdi Tunç Soyer. İyi bir hani afet yönetim, kriz yönetim. Ama aynı zamanda da Çevre Şehircilik Bakanı ile çok iyi bir koordinasyon. Yani merkez yerel iletişiminde çok iyiydi. Ve bence İzmir depreminin etkileri çok iyi yönetimi, iyi bir yönetişim vardı. Ama yangının tarafına gelirsek, yangın tarafında biliyorsunuz Türk Hava Kurumu meselesi vardı. Esas olması gereken yani
biraz zayıflamış bir kurum. Hani Daren Acemoğlu hani Ulusların İnşaat kitabında güçlü kurumlardan bahsediyor. Tam onun örneği. Zayıflatılmış bir Türk Hava Kurumu. Bu kamuoyuna hızla infial yarattı. Orada çünkü görüntüler var, uçaklar var ve yangına müdahale edemiyor. Bu tabii kamuoyunda infial yaratınca bu problem olmaya başladı. İkinci bir taraf, yerel yönetim tarafı. İşte Bodrum Belediyesi Başkan çok iyi sınav verdi mesela. Manav, ilçe belediyeleri çok iyi sınav verdi. Ama ben büyük şehrin çok iyi sınav verdiğini düşünmüyorum. Büyük şehir derken sefer, Muğla'yı kastediyoruz herhalde. Muğla ve aslında Antalya'da. Antalya. Aynı şekilde. Çabalandı ama hani İzmir'deki o yönetişim ve güçlü hazırlık, çünkü büyükşehir belediyeleri aslında güçlü, yatırım yapabilir, belli koordinasyonları yapabilir. Tabii şeyi bilemiyoruz ama merkezi yönetimde hani hem milletvekili hem dışişleri bakanı, hem burada böyle bir demet savaşları, yerel siyaset, ulusal siyaset olunca yani herkes bir şey aslında meseleyi kurtarmaya çalışıyor ama burada gereksiz bir siyaset devreye girdi. Ve biz bunu sahada yansımalarını gördük. Yani işte depolar arası malzeme paylaşımları, yani hani o detaylara girmiyorum ama Elvan Bey'in dediği o boşluk maalesef bu afet zamanlarında hiç girmemesi gereken siyaset, merkezi yönetim, işte roller, hani demeçler de oldu biliyorsunuz. İşte bu şeyin rolü, yangınları söndürmek belediyenin bir rolü, itfaiyenin bir rolü, orman, şehircilik bakanlığı. Buna ben hani akademik çerçeve şöyle, hani hizmetlerin yerelleştirilmesi, yerindenlik, hani rollerin paylaşımı, bu çok aslında teknik bir mesele. Ama kriz anı varken burada işte hani topu birbirinin kucağına bırakmaktansa bu sefer sivil toplum diyor ya bırakın bunları, biz işimize bakalım, hep beraber şu yangını bir söndürelim, meseleyi hep birlikte çözelim, ondan sonra bakarız, tartışırız perspektifindeyiz. Hani sivil toplum ve bu işe daha yerelde çözmekle ilgili bakan. Ama gördüğüm her şey, ben de iyi niyetli taraftan şöyle bakıyorum. Hani hepsi bir öğrenme bizim için. Çünkü hepimizin dikkate alması gereken bir İstanbul depremi gerçeği var. İstanbul depremin sürecinde nerede olacaksa, nereye etki bırakacaksa bunların yaşanmaması gerekiyor. Yani bunların hepsi bence bir vaka, bir öğrenmedir. Ucuz atlatılmıştır diye bakıyorum. Ondan sonra... ama mesela, işte mesela hiç kamunun onunla ilgili şeyi yok. Mesela Haytap çok güzel bir sınav verdi. Canlılar için sahra hastaneleri kurdu. Mesela bu şeyin bence öne çıkan çalışması oydu. Ahbap çok ciddi destek, fon topladı. Mesela bizim bakış açımızdan burada bir fona ihtiyaç olduğunu. Çünkü eş zamanlı para da toplanmaya çalışıyor insanlar biliyorsunuz. Hani o parayı topladın helikopter falan. Halbuki belki bizim bir afet fonumuzun olması lazım Türkiye'de. İşte bunların daha işlevsel, şeffaf kullanılması lazım gibi şeyler var. Ama sağ olsun kamuoyu, özel sektör, sivil toplum, insanlar çok cansiperane destek oldu. Ama bu merkez yerel meselesinde ve yönetişim, yerel yönetişim meselesinde ana boşluk orada. Ciddi sıkıntı var orada. Evet, Haytap hemen belirtelim. Hayvanları koruma altına aldılar ve hakikaten yani göz yaşartıcı bir çalışma yürüttüler. Evet Elvan. Benim bunun paralelde başka bir şey daha öğrenmek istiyorum. Şimdi özellikle gönüllü katılımına kriz anında yaklaşımlar nasıl? Ve bu yaklaşım esasında belli bir sistematik içerisinde mi, yoksa o anda karşılıklı gelişen ilişkiler üzerinden mi gidiyor? Siz biraz önce bahsettiniz, yani beklenen İstanbul depremi falan dediğiniz anda esasında çok ciddi bir gönüllü katılımının ya da yerelde gönüllü katılımının gerektiği o kadar aşikar ki. Yani İstanbul'da işte bilmiyorum şu anda sayısı, bir zamanlar 17 bindi, itfaiye ve arama kurtarmalarında kullanılabilecek personel var. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği 120 kişiydi, şimdi biraz daha artmış olabilir. Yani bununla İstanbul'da 50 bin, 60 bin, 70 bin binanın ağır hasar göreceğini düşündüğümüz zaman bu olay bu şekilde kotarılacak bir olay değil. O yüzden çok daha yerelde, çok daha örgütlü, çok daha eğitilmiş gönüllü yapılanmaların oluşması gerekiyor. Bu sistematik ortada yok diye ben gözlemliyorum. Sizin görüşünüz nedir? Yani bir afet oldu, bir yangın oldu, gönüllüler geldi. Eyvallah, çok güzel, onlarla birlikte çalışıyoruz ama yani bir dahaki afette ne olacak? Yok yani şimdi AFAD'ın bir gönüllü eğitim sistemi var. Hani var olanları söylemek açısından söylüyorum. İşte her afette insanlar cansiperane, çünkü özellikle o şehirde başına gelenler daha
bu konuya gönüllü oluyorlar. Ama bunun hepsi reaksiyon. Hani o anda olan olaya bir cansiperane reaksiyon, o duyguyla beraber. Ama organize bir gönüllü sistemimiz yok. Afet gönüllülüğüne hazırlıkla ilgili çocuklardan başlayıp toplumsal her alanda bunun senaryolarını çalıştırıp mahalleden başlayıp böyle bir şeyimiz yok. Apartmanlarda bile yok. Yani apartmanlar toplantıları oluyor. Hani kim bir araya geliyor buranın afet planını, koordinasyonunu konuşuyor. Bunu çok canlı ve gündemde tutmamız gerekiyor. Canımız yanınca anca maalesef adım atıyoruz. Yani bir afet gönüllülüğü hareketine ihtiyaç var. Elazığ depreminden sonra COVID sürecinde biliyorsunuz kamu böyle bir şey yaptı. Vefa gönüllüleri diye bir oluşum yarattı. Evet. Hani bir o var ama onu da mesela kamu personelinden, onu mesela dernek vakıf olarak zor akredite ediyorlar. Ondan sonra. Ya burada dediğiniz gibi gönüllülük tartışmasını açmak, organize etmeye çok ihtiyaç var. Afet gönüllülüğü. Şimdi baktığımız zaman ya gönüllülük de afet gönüllülüğü deyince de daha çok böyle arama kurtar veya ön safhada, ön cephede mücadele eden kişiler algılanıyor diyeyim. Akreditasyonda da sanıyorum onlarda ağırlık var. Yani akredite olan kurumlara baktığımız zaman öyle. Ama esasında gönüllü yapılanmalar bu afetlerde o kadar çok değişik alanlarda faaliyet gösteriyorlar ki bunların da bir şekilde bu uygulamaların içerisinde rahatça yer almalarını ve katkı vermelerini sağlamak lazım. Yani sadece operasyon da değil esasında. Onun da ötesinde yani sivil toplum kuruluşu dediğiniz zaman ya da gönüllüler dediğiniz zaman sadece operasyona katılanları dikkate almak lazım. Orada gözlem yapan, icabında belli konularda savunuculuk yapacak olan filan kurumların da varlığını kabul etmek lazım ve ona göre yani bir yapı oluşturulması lazım. O anlamda ben bir sıkıntı görüyorum. Yani tamam bir afet oldu. Afetin özellikle bu işte yangındaysa bu yangınla mücadelecek olan kişiye arama kurtarma de bir deprem afetinden sonra arama kurtarmaysa tamam enkaza girecek orada çalışacak olan kişi. Bunlar hakikaten ve çok ciddi disiplin altında ve belli bir şekilde eğitimleri alınmış, işte belli yetkinliklere sahip şeyler olması lazım. Kişi ve kurumlar olması lazım. O konuda bir şey yok. Ama öbür taraftan diğer alanlarda faaliyet gösterecek olan sivil toplum kuruluşlarının da nasıl bu çalışmalar içerisinde yer alacağının belli bir mekanizmasının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu çok haphazard dedikleri yani böyle kendi içerisinde gelişen bir mekanizma olmaması lazım diye bir şeyim var, düşüncem var. Fakat gözlemlediğim sanıyorum o daha o noktadan çok uzağız, doğru mu? Doğru. Yok, çok haklısınız. Yani bu yani Elazığ'da mesela yani Elazığ Ticaret Odası mesela çok iyi bir sınav verdi. Hani bütün şehirdeki aktörleri harekete geçirmekle ilgili hani yerelde bir takım kurumların öncülük etmesi. Yani bizim mesela arabaya ihtiyacımız oldu 30 tane. Gönüllüler, işte gönüllüler için 600 gönüllüyü bir araya getirmemiz gerekti. Üniversite, belediyenin gençlik meclisi çok destek verdi. Ama tabii yani bunları biz aklettik. Yere araya gittik ve şöyle yapalım, hadi böyle olsun, bu olsun falan diye. Ama bu dediğiniz yani tesadüflere bırakılmaması gerekir. Yani bir kere olur, iki kere olur. Bunların sistematiğe bir karara uygulamaya dönüşmesi gerekiyor. Kamu kaynaklarının buna yönelik sağlanması gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi afet yani siyaset üstü böyle bir belediyeler üstü bir konu. Ve hepimizin topyekun yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın da buna dahil olması lazım. Yani çok ciddi bir okullar hasar, her seferinde okullar hasar görüyor. Çocuklara travma yaşıyor. Evet. Şimdi aile sosyal politikalar ona akredite olmak, birçok sivil toplum kuruluşumuz var ona akredite olmakla ilgili mesele yaşıyor. İşte afet olduktan sonraki çadır alanlarına girmek bir mesele oluyor. Ya burada biraz daha açık ve yeniden bu meseleleri tartışmaya, yeni bir yapılanma yapmaya ihtiyacımız var. Sivil toplumun da yine daha kitlesel olarak organize olmaya ihtiyacı var. 7/24 buna yani işte yardım masası, Amerika'da, Amerikan Ticaret Odası'nda help desk var. Yani herhangi bir yerde bir işte fırtına olur, şey olur, bir afet olur. Hem özel sektörü yönlendiriyor. Altyapı sorunu mu var? Yani giriyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Bizlerin de burada bu rollerinin ve şeylerinin iyi tanımlanmasına ihtiyaç var. Çünkü bir şey oluyor işte ya Arhavi'deydik, telle uğraşıyorduk. İşte özel sektörden de destekler vardı falan. Yangın o kadar bir konu oldu ya herkes infial ona bıraktı mesela. Destek verecek özel sektör de bıraktı. Ya dedi biz şimdi yangınla ilgileniyoruz. Ne oldu? Arhavi vardı.
Şimdi herkes bu sefer yangının tam şeyi bitti, çok büyük bir felaket yaşadık. Hani Bozkurt Belediyesi'ndeki hani sel felaketi. Şimdi bütün gündem orası oldu. Kayıplar çok fazlaydı. Şimdi Manavgat, Bodrum, orada yananlar, geçim kaynakları gündemden düştü. Yani biz oradayız mesela. Yakın zamanda yayınladık yine web sitemizde, şeyde de sosyal medya hesaplarında. Biz bayağı şu anda orada inşaat, işte şeyleri dağıtma. İşte Mazı'da bir kişinin, konteynerde yaşayan bir kişinin evi gitmişti, ona konteyner. Bunları kısa sürede yaptık ama daha organize, süreklilik, unutmamaya ihtiyacımız var. Senaryoları sürekli, yani Japonya işte çocuklardan başlayarak bir deprem ülkesi ama bununla yaşamayı biliyor. Maalesef bununla yaşamayı bilmiyoruz, yok sayıyoruz. Ve tabii oyunlaştırarak da bütün bunları yapıyor. Yani hem çocuklar için hem de yetişkinler için. Şimdi önemli bir nokta daha var. Tabii ki siz halen örgütlü bir yapı olarak çalışıyorsunuz. Fakat aynı zamanda gönüllülük öyle bir konu ki problemi duyan, işiten koşturup geliyor ve hemen bir şeylere müdahale etmeye çalışıyor. Mesela enteresandır, en son adada gerçekleşen yangına ilk müdahale eden adada yaşayan insanlar oldu ve o sırada adada bulunanlar oldu. İlk gelen itfaiye aracının suyu olmadığı söyleniyor falan. Şimdi bunlar da tabii ki bir başka kargaşaya neden oluyor. Aslında sizin yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var tespitiniz bu bakımdan da son derece önemli. Çünkü tam da yaz aylarındayız ve tatil bölgelerine çok yakın alanlarda gerçekleşen yangınlar söz konusu olduğu için orada tatilini geçirmekte olan birçok insan da koşturdular ve onları da seferber edecek, onları da kavrayacak bir yeni düzenin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Bu olmadığı zaman oraya müdahale etmeye giden insanlar müdahaleyi de bilmedikleri için engellendiklerinde bu sefer bir bakıyoruz. İşte sosyal medyadan dağıtılan biz gittik hortum götürdük, hortumla yangına müdahale etmek istedik, engellendik diye bas bas bağırıyorlar. Yani tabii ki burada belli bir disiplin olmalı. Çünkü siz o işin içinde değilsiniz ama çok yakınında bulunuyorsunuz. Esas olarak lojistik birçok sorumluluğu üstleniyorsunuz. Ve buradan hareketle o çevreleri de bir araya getirecek bir yeni yapılanma, yeni bir anlayış, kurallar ve bunların da tabii ki kamuoyuyla paylaşılması, dediğiniz gibi okullarda eğitim verilmesi çocuklardan başlanarak son derece önemli. Ben mesela 22 yıldır bu Körfez depreminden sonra Türkiye'de verilmekte olan eğitimlerin şöyle bir listesini çıkartmaya çalıştım. Yani inanılmaz milyonlarca insan eğitimden geçti ama işte siz de söylüyorsunuz. Yarın İstanbul'da bir problem olsa, beklediğimiz deprem gerçekleşse biz gene sıfır noktasından başlamak durumundayız diye düşünüyorum ve buradan hareketle hemen İstanbul'la ilgili bir hazırlığınız, bir senaryonuz, bir çalışmanız var mı? Ya dediklerinize çok katılıyorum. Özellikle bu da aslında şeye dokunuyor. Yani İstanbul'a konusunu öyle getireyim. Yani şehir planlamalarının, işte rollerin, şehirdeki kent aktörlerinin sadece afet konusunu temel alarak bir araya gelmesine çok ihtiyaç var. Bunlar bazen şey olabiliyor, yani hani usulen yapılan toplantılar olmaması gerekiyor. Tamamen gönüllüleri bir araya getirecek bir sistem, kimin ne kapasitesi var. Çünkü şu anda mesela biz işte Manavgat'taki, Marmaris'teki depoları hani o anda gördük, yani işin üçüncü günüydü. Yani binlerce tırmık var. Şimdi o tırmıklar ne olacak? Nasıl tasfiye edecek? Kimde kalacak? İşte belediye onları envanterine kaydetti elbette. Var. Hani yarın öbür gün bir şey çıkarsa onlar kullanılacak ama bizim bunları şeffaflaştırmaya ihtiyacımız var. Bunları kayıt altına almaya ihtiyacımız var. Kapasiteyi kullanmaya işte şey çıktı, yani ya senaryolara ihtiyacımız var. İşte sel felaketi olursa ve bu büyüklükte olursa bizim neye ihtiyacımız var? 14 tane uçak. Bu uçaklar var mı? Yok. Yoksa ne yapmamız lazım? Yani tamamen envanter, şeffaflaştırma, yani malzeme tarafında. İki, senaryolardaki hareket planı. Üç, gönüllüler. Yani gönüllü olmadan, yani bu kamu, sadece kamunun çözebileceği bir şey değil. İnsanları, kamuoyunu
iyi yönlendirmek, iyi roller vermeye ihtiyacımız var. Çünkü mesela bir arkadaşım işte Almanya'daydı. O söylemi, yani o Almanya'dan gelince şey yapmış, o yangın bölgesindeydi. Hemen yani plan ne? Ne benim rolüm ne diye atıldı yani. Şimdi bizde öyle değil. Bizde hortumu alan şeye gidiyor. Şimdi ama hani oradaki gibi bir kriz planı yapılmadığı için, bize rol verilmediği için kimse ne yapacağını bilmiyor. Bu sefer herkes sorumluluğu kendi alıyor. Şimdi İstanbul'da ilgili hani Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda başladı. Eskişehir Plancıları Odası, şimdi deprem daire başkanı. Bir çalışmalar var İstanbul'da ilgili, senaryolarla ilgili. Ne bileyim işte tahliye planları var bizim duyduğumuz, hani böyle ama işte ne bileyim gemilerle işte tahliye, ama 50 bin kişiye dair bir takım duyumlar var. Velhasılı bizim mahalleden başlayarak ta Elvan Beylerin 99 depreminde aslında yaptığı noktadayız. Yani işte o konteynerların olması her mahallede, her mahalledeki insanın, çocuk, yaşlı kadın, esnaf demeden eğitilmesi. Ya bizim mesela 17 Ağustos depremimiz var. Belki o gün olabilir ama bir böyle deprem günümüz yok. Tüm yani Türkiye'de her noktada eş zamanlı senaryolar tartıştığımız, gönüllülük yaptığımız, işte tatbikatlar gerçekleştirdiğimiz. Böyle bir şeyimiz yok. Yani bunu bir şey, hem yerel hem ulusal bir mesele görüp kayıpları önlemek için böyle bir harekete ihtiyacımız var. Ya ben çok basit bir örnek vereyim. Hani İstanbul depremi dedi de şimdi ona çalışıyoruz biz. Ya ne ihtiyaç var mesela? Ne ihtiyacı oluyor biliyor musun? Şimdi depreme gittiniz. Depremde zaten nerede kalacağınızı bilemiyorsunuz. Çadırda mı kalın? İşte sağlam bina var mı? Bu bile lojistik bir mesele oluyor desteğe, yardıma gidenlere. Biz dedik ya mesela karavana ihtiyaç var. Mobil kriz merkezi, işte Elvan Bey'in söylediği yani kriz masasını kendimiz, yani hakikaten, çünkü mesela Elazığ şeyde bu yangınlarda mesela coğrafya çok geniş. Bizim böyle Manavgat, Marmaris, Bodrum gitti geldi bizim ekip. Şimdi arabayla bulmak bir dert, kalacak yer bulmak bir dert. Mesela biz şimdi afet karavanı hazırlıyoruz. Bunu yapabilirsek 81 ile de birer tane karavan olsun. Diyelim bir afet oldu. Gerekirse böyle bir karavan kent kuracağız. Hani o ilde ki en azından gidenler kalabilir. Yani çok basit bir çözüm değil mi? 81 tane karavan nedir ki bu ülke için? Ama İşte bizim, yani biz de yaşadıkça öğrendik tabii ki. Yani neye ihtiyaç var görüyoruz. Basit çözümlere ihtiyacımız var ama bunları oturup kanaat önderleri, yerel yönetimler, bu meselelere kafa yoran akademisyenler, sivil toplum, özel sektörle. Ya mesela yani çok basit. Depo sistemleri problematik. Depo sistemleri problematik. Bu ülkede çok iyi işte ünlü markalarımız var yani. Büyük lojistik tabii sistemler. Tabii uluslararası markalar var. Şimdi bu know-how var. Bu know-how buraya akıtılamaz mı? Çok basit. Tabii. Çok basit. Yani bu, o yüzden yönetişim problemi diyorum. Yani İstanbul depreminde de o anlamda hani yönetişim problemi var. İşte taksi meselesini görüyoruz yani. Yani yönetişim, yani siyaset, yani vatandaş ihtiyacı. Maalesef. Gerçekten. Gün sonunda hani konular hep yani hani o parti bu parti demeden bir yönetişim problemine denk geliyor. Bunu yerelde de görüyoruz yani. Evet, Elvan'ın bir sorusu var. Soru değil de ben hani ilave etmek istiyorum. Hakikaten bu özellikle işte mahalli idareler ve yerel yönetimler arasında sorumlulukların paylaşımı olsun, bunların üst üste binmesi gibi sorunlar olsun. Bunlar hep bizim kırılganlığımızı da arttırıyor. Yani bu işte afetler karşısındaki kırılganlığımız arttıkça da riskler büyüyor ve onun sonunda zaten böyle felaketleri de yaşıyoruz. Bu önemli. Gönüllüler konusunda şu bir şey söylemek istiyorum esasında. Şimdi Türkiye'de hala doğru düz bir gönüllü yasası yok. Baktığınız zaman gönüllü çalışma yasası yok. Baktığınız zaman gönüllülerle ilgili sadece yönetmelikler var. Gönüllüye bir şekilde emirler veren, gönüllünün sorumluluklarını anlatan, hadi ayıp olmasın diye de gönüllünün hakları diye böyle bir ufak bir paragraf açılmış bir sürü yönetmelik. Mesela orman yangınlarına müdahale için gönüllü yönetmeliği var. Ben hala AFAD'ın akreditasyon sisteminin esasında gönüllü katılımını teşvik etmekten ziyade gönüllü katılımını belli bir şekilde kontrol altına almak şeklinde bir anlayışla düzenlendiğini düşünüyorum. Yani bunun tam tersi olması lazım. Teşvik etmeli. İnsanların bu tür çalışmalar içerisinde yer almadan teşvik edecek bir şeyler olması lazım. Gönüllüsünüz, gönüllü gidiyorsunuz. İşte herhangi bir şekilde yasal olarak korunmuyorsunuz. O çok ciddi problemler var. Yani bunları, bu sistemi Ali Ercan Bey'in de söylediği gibi böyle toptan hakikaten bir ele alıp
bir nasıl şey bir, bir şey çıkartmak lazım. Türkiye'de gönüllü yapılanması özellikle afetler konusunda olan çalışmalarda nasıl olacak diye bir şekil vermek lazım. Yoksa yani, hakikaten bu ülkede afeti her gün yaşıyoruz neredeyse. Ve bu gönüllü katılımını da inkar etmenin, göz ardı etmenin hiçbir anlamı yok. Bunu mutlaka teşvik edecek bir yapıyı ve doğru verimli kullanabilecek bir yapıyı oluşturmamız lazım. Evet, aslında tabii yani hem bizim tecrübemiz, ben 22 yılı baz alarak söylüyorum tecrübeden, yani Körfez depreminden bu yana, 17 Ağustos'tan bu yana geçirdiğimiz birçok tecrübe ve birikim neler yapılması gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca uluslararası literatür bu konuda son derece zengin. Hiç unutmam, Açık Radyo'da biz 17 Ağustos günü aldığımız kararlardan birisi hemen bir Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi kurmaktı. Ve gece boyunca arkadaşlarımız çalıştılar. 600 sayfalık bir dosyayı toparladılar. Ve bu dosyada nerede ne yapılması gerektiğine ilişkin birçok bilgi vardı. Bunlardan bir tanesi de tam da Ali Ercan Bey'in belirtmiş olduğu mobil araçlar meselesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin desteğiyle biz 3 tane karavan, ki içinde tam donanımlı işte küçük bir jeneratörün bulunduğu, küçük bir motosikletin bulunduğu bu 3 karavanı bölgelere gönderdik ve inanılmaz iş yaptılar. Yani oradan bize saniye saniye neredeyse bilgi aktarımını gerçekleştirdiler ve bunu biz işte bir Japon sitesinden elde ettiğimiz bilgiyle gerçekleştirdik. Yani bu tür o kadar birbirinin aynı tecrübelere sahibiz ki bütün bunları değerlendirip bunları hatta kurallar haline, yazılı hale getirip önümüzdeki dönemde uygulamalarda kullanabileceğimiz dosyalar oluşturabiliriz ve tabii ki bu en başta da kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin gerçekleştirmeleri gereken bir husus. Ben programın son dakikalarında bazı küçük bilgiler de vermek istiyorum. İhtiyaç haritası platformunun 100 bine yakın üye, 350'den fazla sivil toplum örgütü, 70'den fazla özel sektör kuruluşu, yüzlerce kamu kuruluşu temsilcisi kullanmışlar bugüne kadar ve ihtiyaçharitası.org sitesinden aldığım bilgilere göre platform aracılığıyla 10.2 milyondan fazla ihtiyaç kalemi karşılanırken yaklaşık 218.4 milyon liraya eşdeğer bir paylaşım ekonomisi yaratılarak sosyal etkisi yüksek bir fark yaratılmış. Bravo demek dışında bize düşen, sizlerden duymak çok kıymetli. Ve destek olmak dışında önümüzdeki dönemde de bugünkü programda soramadığımız soruları, özellikle mesela bu ihtiyaçları ayırt ederken onların doğruluğu, gerekliliği konusunda tespitleri yaparken nasıl bir yöntem izlediğinizi de çok merak ediyorum. Belki son iki dakikamızda da bu bilgileri sizden evet, alarak programımızı kapatabiliriz. İhtiyaç taleplerini nasıl teyit ediyorsunuz? Evet. Tabii çok teşekkürler. Yani birkaç teknik şeyi var onun. Biz aslında yani ihtiyaç haritası evet bir kooperatif, bir sosyal kooperatif. Hatta dünyada bir dijital platform kooperatifçiliği diye bir hareket var. Böyle New York New School'da kurulmuş, Hong Kong'dan Afrika'ya kadar. Bizi insani yardımda dünyada örnek gösteriyorlar. Hem kontaklı yardımda çok hem önemli. De böyle bir yani şey düşünün, işte Sao Paulo'lu taksi sürücüleri kendi Uber'ini yaratmış durumda. Orada da şeye önem veriyorlar, data privacy, data ownership'in şeyde kalması kurumda ve 2-3 tane yazılımcının değil de tüm 100 bin tane taksi sürücüsünün kendine ait bir Uber'inin olması. Bu böyle kooperatif olarak. Bizi de aslında onu parçası görüyorlar. İhtiyaç haritasında biz aslında bir sistem olarak kurduk. İşte hukuki sözleşmelerimiz onun üzerine. Server altyapıları Türkiye'de onun üzerine kuruldu. İhtiyaçları görebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. İhtiyaç haritasına girdiğiniz andan itibaren arkada bir editoryal şey var, çalışma var. O editoryal ekip bunları süzüyor. Önünde duruyor, bununla ilgili verilere bakıyor. Bu bir eğer bir okuldan, bir öğretmenden girdiyse zaten bizim sistemimizde kayıtlı oluyor ve problem olmuyor. İşte bir
başka birisi girdiyse ona da bakılıyor. Ama harekete geçtiğiniz andan itibaren örneğin Türkiye Gov.tr altyapısı var. Bir API kullanılıyor. Doğrulama yapıyor. Yani uçak bileti alır gibi düşün. Hani adınız, soyadınız ve TC kimliğiniz eşleşmez ya. İşte SMS doğrulaması. Yani sisteme girdiğiniz andan itibaren ha bir dakika ya burada ciddi bir şeyler oluyor dediğimiz bir önleyici güvenlik tarafımız var. Yani sistemi manipüle etmek isteyen olursa, işte gerçekten olmayan bir ihtiyaç girmek isteyen olursa bir kere bir hukuki adım atmış oluyor. Karşılıklı bir kontrata giriyoruz. O kontrata girdikten sonra da biz bu sefer içeriye yani usulden geçip içeriye geçiyoruz. İçeriye geçtiğimizde de dediğimiz farklı arama yapıyoruz. Eğer yani şüpheleniyorsak bizim yereldeki örgütlenmelerimiz var. Onlar gidiyor ziyaret yapıyorlar, tanışıyorlar. Hani bu ihtiyaç var mı? Şey içinde değil tabii ki. Yani doğru mu değil miden ziyade biz şeyi de doğru yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar çünkü şunu istiyor. Burada çocuklar çok zor durumda. Lütfen 1000 tane kitap yollayın. Ama 1000 tane kitap ne kitabı? Bunlar kaç yaş grubu? Biz bu detayda hani o işte projecilik, işte doğru hedefe doğru kaynağı yönlendirme noktasında biz aslında bunu da öğretmeye çalışıyoruz. Yani sistemin kendisiyle biz aslında yardımların dağıtımı, yardımların belirlenmesi, tespiti noktasında da aslında işte eğitici tarafı kullanmaya çalışıyoruz. İhtiyaç, burada dikkat ederseniz biz ihtiyaç ve destek kelimesini kullanıyoruz. Yani 2015'ten sonra bakarsanız ihtiyaç ve destek kelimelerini ve son dönemde belediyelerin şeylerine bakarsanız hani AFET'te de bu oldu. İhtiyaç listeleri yayınladılar. Evet. Şimdi bu eskiden yardımdı. Bizim bir felsefi duruşumuz da hocam yardım alan, yardım veren hiyerarşisinden ziyade böyle bir yatay düzlemde ihtiyaç sahibi. Çünkü bir ihtiyaç sahibi olan bir sonra destekçi olabiliyor. Ki Covid'de bunu gördük. Bizim destekçimiz olan 60 yaş üstü insanlar ihtiyaç sahibi noktasına geldi. Ama ihtiyaç sahibi olanlar da gönüllü gençler mesela destekçi oldular bu dönemde. Bizim yaratmaya çalıştığımız aslında böyle bir döngüsellik var. Hani ihtiyaç haritasının genel işte doğrulama sistematiği, hukuki tarafı, esas tarafı bu. Bunu da işte geliştirmeye çalışıyoruz teknoloji çözümleriyle, yerellikle. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ali Ercan Özgür ve Elvan Cantekin her ikinize de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, iki adresi tekrarlamak istiyorum. Bu arada afetplatformu.org sitesine de lütfen göz atınız. Tabii ki ihtiyaçharitası.org sitesinden de birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca destekçi olabilirsiniz. Üye olarak kaydınızı yapabilirsiniz. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Afetsiz, sağlıklı günler diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.